Şimdi şu Aracılık ve Şirk kitabının 93. sayfa, yanında olan varsa açıp bakabilir. Peygamberimizle ilgili ne deniyor? Şimdi şu anda İslam Ansiklopedisi olarak Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan bir ansiklopedi var. O ansiklopedide hiç tenkit edilmeden, aksi görüş söyleyenler tenkit edilerek şu ifadeler var. Bakın, karşı çıkanlar tenkit edilerek şöyle ifadeler var. Evinizde varsa bakabilirsiniz. Bir hakikati Muhammediye diye bir kavram uydurulmuştur. Diyor ki, hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Onunla Allah, hakikati Muhammediye ile Allah, aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Yani şimdi şuradan bakayım, bir demir para bulayım. Şimdi şu mesela bu paraysa, haşa haşa, bir tarafı Allah, bir tarafı peygamber. Böyle. Tamam. Şimdi başkalarına laf söylemek kolay. Burada Hristiyanları tenkit edin çok rahat. Herkes sizi alkışlar. Yahudileri tenkit edin. Nasıl olsa burada Yahudi, Hristiyan yok, ama tenkidi kendimize getirdiğimiz zaman işler bozuluyor. Şimdi diyorlar ki Abdülaziz Hoca çok sert. Hiç sert değil. Çok nazik ve yumuşakça okuyorum. Bak. Güle güle. Kardeşim, ifadeler sert. Suç bende mi? Ne yapayım? Yani ifadeler öyle. İsterseniz yani bu müzik eşliğinde okutturabiliriz bunları. Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Haşa. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. Aynı ifade İsa Aleyhisselam'la ilgili var. Bizim internet sitesinde görürsünüz. Aynı ifade. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam için söylüyorlar. Burada benim babam senin babanı döver hesabı var. O bütün peygamberlerin, velilerin ledünni ve batini bilgileri aldıkları kaynaktır. Şimdi bu mu daha ağır ifade, Allah'ın oğlu demek mi daha ağır ifade? İşte buyurun. Tekrar ediyorum, tenkitsiz olarak Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hakikati Muhammediye maddesine bakın. Ben çok kısa özetlemiş bulunuyorum. Orada tamamını okumak için epeyce sinirlerinizin sağlam olması lazım. Ve buna karşı çıkanlar tenkit ediliyor o maddede. Mesela bundan epeyce önce, bu kitapta da vardır. Bir dergide, bir tarikatın dergisinde, o tarikat kendi arasında diyormuş ki, biz Abdülaziz Hoca'nın tenkit ettiği şeylerden hiçbirini yapmıyoruz. Bizim tarikatımızda bir hurafe yoktur diyorlarmış. Onun için dergilerini bana gönderiyorlardı her ay. Ben de tabii okuma fırsatı bulamıyordum. Bir ay açtım, okudum işte. Yani sadece bir yazıyı, şeyhlerinin yazısını okudum. Orada diyor ki, Ahad Ahmet dürür, kim mim eder fark, o mim içre olur bütün cihan gark. Ahad yani Allah'tır. Manası şu, Ahad Ahmet'tir. Ahmet kim? Peygamberimiz. Ahad? Allah. Ahad Ahmet'tir diyor. Arada mim farkı vardır. Yani Arapça yazarsanız, hemzeyi yazarsınız, ha'yı, dalı yazarsınız, bu Ahad olur. Bir tane mim katarsınız daldan önce, Ahmet olur. Arada mim fark eder. Peki mim lehte mi, aleyhte mi?
omim içerisindedir bütün cihan diyor. Hangisi daha üstü? Ondan sonra da belki anlaşılmamış diye ahad yani Allah'tır diyor. Ahad Allah'tır, ahad Ahmet'tir. O zaman Ahmet ne oluyor? Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'tır demediler mi? Zaten aynı bir madalyonun iki tarafıdır demek de başka bir mana ifade etmiyor. İşte bu şeyler yanlış inançlar bulaşıcı hastalıklar gibi. Hemen bulaşıyor. Onun için Cenab-ı Hak bize kendinizi koruyun diyor devamlı. Bu bulaşıcı hastalıklara karşı kendimizi sürekli korumamız lazım.